İlk önce Samsun'a uzanıyoruz. Samsun'da kurban kesenlere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olay Samsun'un Hatakum ilçesi Büyük Kolpınar mahallesinde meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre bir evin önünde kurban kesenlere tabancayla ateş açılarak silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda kurban kesen ev sahibi Sinan Y. ile birlikte kurban kestiği akrabası Sunay Ö. tabancayla vurularak yaralandılar. Sinan Y. özel araçla, Sunay Ö. ise 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı Sunay Ö.'nün kardeşinin oğulları Eray Ö. ve Necati Ö.'nün gerçekleştirdiğini ve saldırganların diğer yaralı Sinan Y.'nin ise dayısının oğlu oldukları belirlendi. Olayda yaralanan amca Sunay Ö.'nün silahlı saldırıyı düzenleyen kardeşler Eray Ö. ve Necati Ö.'nün babalarını daha önce tabancayla yaraladıkları öğrenildi. Yaralıların hastaneye akın eden yakınlarından bazıları ise acil servis önündeki ambulansın arka kapı camını kırarak zarar verip kullanılmaz hale getirdi. Olaydan sonra kaçan silahlı saldırganların yakalanmasına çalışılıyor. Spor'da aksiyon bitmiyor. Şimdi de takımın yıldız orta saha oyuncusu Cece nedeniyle kriz çıktı. Fil dişi sahili futbolcunun takımdan ayrılmak istediğine dair ilk açıklama Samsun Spor Genel Menajeri Mustafa Astopal'dan geldi. Taraftarın en çok sevdiği oyuncuların başında gelen Cece hakkında bilgi veren Mustafa Astopal, genel olarak ailesel nedenleri ön planda tutarak Samsun Spor'dan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Cece ve eşi bebek bekliyor ve eşi açık bir biçimde çocuklarını burada büyütmek istemediğini belirtmiş. Cece de arada kaldığını fakat ailesinin doğal olarak karar almasında ana etken olduğunu bize bildirdi. Oyuncumuz kamp sürecinde de içinde bulunduğu bu kafa karışıklığından ötürü bir iki takım arkadaşıyla problemler yaşadı ve bu durumun takımın ortamı açısından çok da sağlıklı olmadığını gözlemledik. Bizim Cece ile kendi açımızdan kulüp olarak bir problemimiz yok. Kendisinin kulüpten bir alacak sorunu da yok. Ama şu aşamada aldığı kararı saygıyla karşılıyoruz. Başkanımız ve Samsun Spor Futbol Kulübü Anonim Şirketi bu konuyla ilgili yakın zamanda bir değerlendirme yapacaktır şeklinde konuştu. Yıldız oyuncunun avukatı Selçuk Demir tarafından basınla paylaşılan yazılı açıklamada ise eşi ve ailesinin bulunduğu Belçika'da yaşanan doğal afet sebebiyle onlara destek için birkaç günlüğüne bu ülkeye gideceğini, antrenmanlara katılmayacağını, ancak kulüp ve herhangi bir sorunu olmadığını dile getirdi. Ancak bu açıklamanın satır aralarında da ayrılma olasılığının hissedildiği görülüyor. Öte yandan Yılport Samsun Spor, Sivas Spor'dan Alaaddin Okumuş'u kiralık olarak renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada sağ bek Alaaddin Okumuş'un bir yıllığına kiralanması konusunda kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.